Yanımızda lüks SUV sınıfının en güçlü, en önemli modellerinden biri var. Cadillac Escalade. Of, of. Müthiş ya. Çok espri yapıyorlardı. Tüp takmayı düşünüyor musun falan diye. Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün biraz farklı bir şey yapacağız. İstanbul'dan şu an çıktım. Bursa'ya doğru gideceğim. İzmit üzerinden gideceğim. Osman Gazi Köprüsü'nü kullanmadan normal körfeze dolaşarak hem dakika tutacağım, hem kilometre tutacağım, hem de Bursa'da bizi bekleyen çok müthiş 3 tane otomobil var. Vakit olursa tamamını değerlendirmek istiyorum. İsimler şimdilik sürpriz olsun. Üçü de gerçekten top diyebileceğimiz otomobiller. Elimde bulunan araçla birlikte sizlere bir bakıma ekonomi yapmaya çalışacağım. Yavaş gideceğim. Mümkün olduğu kadar yavaş giderek nasıl bir tüketim ortaya çıkacak onu değerlendirmeye çalışacağım. 1.6 litrelik dizel Drive-E adını verdiğimiz bir motora sahip kullandığım otomobil. Bakalım nasıl bir rakam çıkacak. Çok basmadan, çok hızlı gitmeden, Osman Gazi'yi de kullanmadan İstanbul-Bursa maliyeti ne olacak? Ona da hep birlikte bir bakacağız. Şu an itibariyle ekonomi testimizin etabını bitirmiş bulunuyoruz. Osman Gazi Köprüsü'nü kullanmadık. Normal körfezi dolaştık. Biraz köprü parasından tasarruf ettik. Peki yakıt bu fiyatlarla bu tasarrufa karşılık verdi mi? Yaklaşık şuradan bakabiliriz. Ortalama 4.800 km'de 130 km yol geldik. Kabaca hesaplayacak olursak 6 litre, 6.5 litrelik bir yakıt maliyetimiz var. Yaklaşık 180 lira civarında bir yakıt maliyeti oldu. Peki köprüden geçseydik ne olurdu? Kilometre ve yakıt sonra, maliyeti ve köprü sağlı maliyetini hesapladığımızda aşağı yukarı herhalde 160 civarı köprüyü hesaplarsak bir en azından 70-80 lira civarında da bir yakıt maliyetimiz olacaktı. Halihazırda %30-40 hatta 50 civarında kardayız, avantajdayız diyebiliriz. Tabii burada zaman mı, para mı sorusunu kendinize sorabilirsiniz. Evet, yol boyu ekonomiden bahsettik, ekonomiyi konuştuk ama öyle bir yere geldik, öyle bir otomobilin önüne geldik ki sürprizlerden bir tanesi buydu. Ekonomi kitabını biraz bir kenara kaldırmamız lazım. Ne var? Yanımızda lüks SUV sınıfının en güçlü, en önemli modellerinden biri var. Cadillac Escalade. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Escalade'ın sahibi Emre burada. Emre merhaba. Merhaba abicim. Şimdi ben yol boyu
kendimce İstanbul'dan buraya gelirken ekonomi anlattım. İşte ekonomik nasıl gidilir, gaza basmadan, böyle yumurtayı ezmeden nasıl gidilir diye. Fakat şimdi tabii Eskalad'la beraberiz. Maalesef abi, böyle bir arabaya biniyorsanız yakıtı düşünmeyeceksiniz abi. Ama şimdi yolda biraz onu anlatırız. Yani neden böyle bir araba? Bu arabanın artıları ne? Çünkü motoru güçlü abi. Rahatlık, konforluk yönünden hiç beni rahatsız etmiyor. Şöyle söyleyeyim sana. Mesela ben buradan çıktım mı 700-800 kilometre sadece yakıt alma harici hiçbir yerde durmadan gidebilirim abiciğim. Şimdi istersen bu otomobili, böyle çok önünde konuşmalık bir araç değil. İstersen bir çıkalım. Böyle Bursa'da bizi biraz bir dolaştır. Olur, çıkalım. Hem içeride de arabanın içinde de konuşmuş olalım. Çıkalım abi. Hadi çıkalım. Tamam. Ooo, içerisi gerçekten gemi gibi Emre ya. Abi biz buna aşk gemisi diyoruz. Aşk gemisi. Evet. Yani kendine aşık olan bir gemi. Ya bu, biliyor musun, ilk 2000 yılında Amerika'da ilk işte Cadillac şeydir. Almanya'da, Avrupa'da nasıl Mercedes lüks aracın şeyi ise, sembolü ise, camları kapatıyorum. Şeyde de, Amerika'da da Cadillac öyle. Yani Lincoln de öyledir ama esas Cadillac böyle başlı başına bir markadır. Ben 3-4 kez, belki 8 kez falan Amerika'ya gittim. Orada hep bazen kiralama şeyimiz de oldu, imkanımız da oldu. Cadillac hakikaten orada hem pahalı, ki Amerika'da otomobil ucuz olmasına rağmen önemli. Tabii abi. 2000 yılında bunu Beyaz Saray'ın da kullanacağı bir araç olarak çıkartıyorlar. Sonrasında bakıyorsun, o dönem işte GMC'nin Yukon'ları, Chevrolet'in Tahoe'si, Lincoln'in Ford'a bağlı, o da biliyorsun. Lincoln'in navigatörü, Lexus'un LX'i, Mercedes'in GLS'i, Porsche'nin Cayenne turbosu vesaire. Bunlar böyle acayip bir lüks şey. Türkiye'de de şeyi var ama, bir kitlesi var bunun. Var abi, yani şöyle. Şimdi sen de bu kitlelerden birindesin. Abi şöyle söyleyeyim, yani yol üzerinde geçerken, yani nadir görebileceğiniz araçlardan bir tanesi. Çok konforlu ya. Çok konforlu abi, çok rahat. Ben söylediğim gibi, yani ben buradan çıkıp abi sadece yakıt olarak aracının petrolden petrole durma konusu hariç abi, 700-800 kilometre hiç durmadan yol. Sen bununla bir uzun yol yapmıştın Trabzon'dan galiba. Trabzon'dan buraya abicim. Yani şöyle söyleyeyim size, 7-8 saat aralıksız aracı o şekilde beni rahatsız etmeden yol gelebiliyorum abi. Normalde biliyorsun, ben hep yıllardır şey yaparım, 2-3 saatte bir mola vermek gerekir de, ben işin şakası bir taraf ama yani şey. Tabii orası öyle. Ama o konfor o şeyi veriyor. Veriyor abicim. Yolda inmeden. Ya tabii yakıt, yani Türkiye'de hep konuştuğumuz şey ama rakamına baktım 14 litre falan gözüküyor. 13.7 litre, 13.8 litre ortalama, evet. Fabrikanın verdiği şeyler, rakamlar. Sen gerçek dünyada nasıl? Abi şöyle söyleyeyim, şehir içinde yani %18'lere kadar şehir içinde görebiliyorum. Ama, yani 100 kilometre için 18 litre evet, falan. Evet abi, şehir dışında da yani uzun yolda, otobanda falan seyir halinde giderken bu %14-15'lere kadar düşebiliyor. Böyle bir araca biniyorsan abi, yakıtı da düşünmeyeceksin. Çok hesaplamayacaksın değil mi? Evet abi. Yani. Çok espri yapıyorlardı, tüp takmayı düşünüyor musun falan diye. Abi yok ya, bu araba kaldıramaz öyle bir şey yani. Sonuç olarak motoru güçlü. Yani. Hemen biraz bahsedebiliriz. V8 motoru var. Evet abicim. 6.2 litre. Abi o şekilde 117 litre yakıt alma hacmi var. 117 litre. Evet abicim. Oh. Güzelmiş. Evet abi, maalesef. İki tane otomobil gibi. Yani bugün bir benzinciye girdiğinde, o zaman işte 120 desek kabaca da 30 lira desek 3500 liralık falan bir yakıt dolum şeyin var. Yani 3500 liraya falan dolmuş oluyor. Ama dediğine katılıyorum. Yani bu tür araçlar zaten böyle yakıt ekonomisi yapılacak arabalar değil abi. Yani şöyle söyleyeyim, biz bir yerden bir yere gittiğimiz zaman hiçbir arkadaşımızı yarı yolda bırakmıyoruz. Yani geniş arabamız Fera. Bir yere gittiğimiz zaman rahat rahat gidebiliyoruz. Bu şekilde yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlarımız olsun. Yani bir yere geçtiğimiz zaman. Yani bu biraz böyle keyif aracı. Evet. Bu tür otomobilleri kimse zaten artık ekonomisine bakarak almıyor. Acayip bir keyfi var. Farklı bir şey. Biraz Amerikan konforu. Ben neyi soracağım esas Emre? Şimdi
bu otomobille yolda gidiyorsun. Belli bir konfor, belli bir güç şeyini hissediyorsun. Evet. Mesela bundan sonra mutlaka başka bir otomobil vardır ailede, evde. Öyle bir modele geçtiğinde böyle 1.6 litrelik falan bizim yeni nesil Türkiye'de şey o da motorlar var ya, ona geçtiğinde ne hissediyorsun? Ekonomik öncelik. Değil mi? Yani ben de mesela çok olurdu böyle güçlü bir otomobilden sonra şey bir modele geçince, daha ekonomik küçük bir motora geçince. Ne yazık ki Türkiye'nin gerçeği o. Şu anda vergi sistemimiz tamamen 1.6 litrenin evet, altındaki. Maalesef yani. Yakınlarda fiyatlar malum günümüzde bayağı yükseldi Şey nasıl? Genel dışarıdan bakış nasıl insanlar? Abi bütün gözler üstümüzde yani hissediyoruz bunu. Yani şuradan geçerken ya da bir yerde durdun mu, bir yere yani mekanlarına yanaştığımız zaman yani gerçekten bu hissiyat oluyor yani. Abi. Şu an 4 silindir devrede herhalde. Evet, bir abi. Gazlasak mı? Şöyle bir sıkı tutun o zaman. Sıkı tutun o zaman. Hadi bakalım. Şey gibi işte spor otomobillerdeki gibi şeyi var ya yine ne ki sesi, çok basamadık trafik var biraz. Turbo sesi insana aşk veriyor abi. Değil mi? Ya bak inanır mısın bu şimdi hep benzinli otomobil hikayesi şey elektrikli otomobil hikayesi çok yaygınlaşmaya başladı ya, tartışmalardan biri de şu ya tabii elektrikli otomobilde bu gazı hissedemiyorsun ya. Evet. İnsanlar şeyi tartışıyorlar ya işte elektrikli bir otomobille ne kadar heyecan duyabilir bir insan. Onun da kendine göre şeyleri var. Ben epey bir kullandım. Hepsinde ayrı bir hikayesi var. Ayrı bir güzelliği var. Ama tabii motor sesi otomobille yani şu döndüğümüzde şimdi biraz daha şey yapabiliriz. Sesi biraz daha alabiliriz. Alabiliriz. Burada çok şey olmadı. Trafik vardı biraz. Bunda gerçekten uzun yol gideceksin. Evet, rahatına düşkünsen. Rahatına düşkünsen bununla güzel, keyifli bir yolda uzun bir yol yapacaksın. Şöyle. Yani o bütün 8 silindiri sırtında hissediyorum abi. Yani böyle gerçekten çok çok güzel ya. Çok güzel. Hem benzinli motorun verdiği o şey var. Tabi elektrikli de iğme daha fazla, tork daha fazla şimdi de ama bu benzin de dizeldekinden farklı, çabuk hızlanıyor ya. O evet abi. Acayip keyif zaten veriyor. Bundaki 8 silindir, 4 silindir yavaşken çalışmıyor. 8 silindir yükseldiği zaman hepsi beraber tabii devreye şey, giriyor. Şey kapatıyor, silindir kapatıyor evet. Değil mi? 4 silindiri kapatıyor. Evet. Hem ekonomi yapıyor biraz da. Zaten o şey biraz onun için düşük. Mesela 15 litrelerde falan şehir içi şeyleri baktığın zaman normalde daha fazla olması lazım ama şeyi kapatınca, silindiri kapatınca. Evet, çok olmayan ama az da olmayan bir Bursa turuyla günü tamamlamış olduk. Evet, Emre çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Eskalat'la keyifli bir yolculuk yaptırdın bize. 6.2, V8, 426 beygir. Sıralayabilirim bir sürü rakam. Sıra koyabilirsin abi, nasıl değerlendirmek istersen. Ama bir gün bir uzun yol İnşallah yapalım. İnşallah abicim bunlar. Bekliyorum. Keyifli bir uzun bir yola tatile çıkalım beraber. Tamam inşallah. Bu hafta Oto MR'da farklı bir video size yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza hala abone olmadıysanız nasıl abone olacağınızı biliyorsunuz. Ve bildirimleri de açık tutarsanız bundan sonra sizler için hazırladığımız videoları da anında görmüş olursunuz. Hoşça kalın.